Herkese merhaba. Dışarıda çok ciddi bir yağmur var. Kamptan çıktım. Kamp ve karavan fuarına doğru yoldayım. Yaklaşık 10 kilometre civarı bir yolum kaldı. Fuar içerisinde ortalama 1,5 saat zaman geçirebileceğim. Hızlı hızlı size önemli olan detayları göstermeye çalışacağım. Bakın dışarısı da şu anda böyle fırtına kıyamet. Bildiğin 3 gündür 4 gündür yağmur durmadı İzmir'de. Ve bir hafta daha durmayacağı benziyor. O yüzden fırsat bu fırsat, gideyim hem bir bakayım neler var neler yok piyasada, hem de sizlere bu ortamı, bu fuarı göstermek için yola koyulayım. Arkadaş havaya bak ya, geldim fuar alanına, bir şey kalmadı, açık otoparka bıraktım aracı. Şimdi yürüyorum bakalım. Merhaba. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karavan bölümüne giriş yaptık. Burada ilk başta bizi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü karşılıyor. Onun dışında alabildiğine karavan var şu anda. Mümkün olduğu kadar bunların hepsini gezeceğiz arkadaşlar. Burada aynı zamanda böyle seminer tarzı konuşmalar yapılıyor. Bunları da gelip dinleyebiliyorsunuz. Burada tanıdık gördüğüm markalardan bir tanesi SPX, diğeri de Decathlon. İkisinin de oldukça büyük yeri var burada. Diyor ki Türkiye'nin ilk meslek lisesi yapımı motokaravanı. Strand Jumper'dan yapılmış. Bir bakalım tasarımına. Buraya bir dönüşte uğrayalım tekrar. Birçok marka var arkadaşlar kampta. Baya baya fazla marka var. Yani ben açıkçası böyle beklemiyordum. Burada aynı zamanda hem çekme karavan hem tiny house'ları da bulabiliyorsunuz. Mesela örnekte olduğu gibi. Birçok seçenek mevcut. Birazdan bir gidelim birkaç tane bir karavan inceleyelim bakalım. Bu arada merak ettiğim firmalardan bir tanesi Dolphin Karavan. Hazır buraya gelmişken bu Dolphin'in de içlerine bir bakarım isterim. Burada bakın çok güzel bir Ford Transit 4x4 alkovenli bir karavan var. Direkt gözüme takıldı. Offroad bir karavan. Hatta önce şöyle yandan göstereyim size. Bakın. Yandan görüntüsü bu şekilde. Yine Dolphin karavan yapımı. Offroad tekerlekler var üzerinde. Geniş camları mevcut. Bu çok güzel. Yanlar direkt olarak metal alaşım. Vallahi bayağı güzel. Arkada bir yedek lastiği. İşte LED stopları var. Şu anda dış görünüş bazında oldukça ilgi çekici ve yerden yüksekliği de bayağı tatmin edici. Ford Transit zaten bu muhtemelen yüksek motordur diye tahmin ediyorum. Bu işin piri arkadaşlar. Gerçekten piri yani. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar Transit'imizin içi bu şekilde. Arkada çift kişilik bir yatağı mevcut. Oldukça da üstte gardıropları saklama alanı mevcut. Şöyle size genişliğini göstereyim. Bakın genişliği bu şekilde. İki insanın rahat rahat buradan geçebileceği vaziyette. Ön tarafa geçmeden şurada çok güzel bir duş ve tuvalet kullanmışlar. Bir tane de burada bakın aynamız var. Bayağı geniş. Yani burada rahatlıkla duşunuzu alabilir, tuvalet ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Tasarım olarak da ben aynayı tercih etmem ama tercih edenler vardır. Burada ev tipi büyük bir buzdolabı var. Yani oldukça güzel. Aynı zamanda Truman'ın boiler'ını kullanmışlar. Çok güzel. Geniş bir lavabo, ikili ocak, Tedford'un. Hep iyi markalar kullanmışlar. Onun dışında yine saklama dolapları burada üst kısımda iki tane, karşı oturma yerinde iki tane ve aynı zamanda burada dört kişinin yan yana rahatlıkla oturabileceği, aynı zamanda da bu masanın indirilip yatak olduğu
bir alan mevcut. Oldukça güzel. Yine standart USB'ler ve 220'ler bu araçta mevcut. Ön tarafta da dönebilen koltuklar var anladığım kadarıyla. Ve üst tarafta da bir tane eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan mevcut. Oldukça sade, oldukça güzel, oldukça konforlu geliyor insanın gözüne. Arka tarafa geldiğimizde de yatağın, içerideki yatağın alt kısmında oldukça geniş bir depolama alanı mevcut. Aynı zamanda burada tahminimce 200 veya 250 litre bir su deposu ve tüpü koymanız için ekstra bir bagaj alanı yaratmışlar. Gayet başarılı. Burada da üstte 3 metreye 2,5 metrelik bir manuel tente var. Dolphin karavanın diğer karavanlarını gösteremedim arkadaşlar. Bakın şöyle yanından geçiyorum ama herkes görmek istediği için oldukça fazla sıra var ve ben de onu beklemedik istemediğimden dolayı direkt olarak oradan çıktım. Şimdi başka bir karavan firmasına gidelim. Bu arada iki tane var bakın 4x4 transitlerden. Bir diğer tarafta, bir burada. Bu da bir öncekinin aynısı. Alanda yine tiny house'lar mevcut. Gerçi buna da tiny house diyebilir misiniz bilmiyorum ama maşallah yani. Şimdi burada Kamp Karavan Dergisi'nin bölümü, Kampstagram'ın, Kültür Rotaları Derneği'nin, ya birçok platformun burada standı var arkadaşlar. İşte mesela İzmir Yamaç Parası Topluluğu. Ama gördüğüm kadarıyla Decathlon buraya resmen hükmetmiş. Çok büyük bir alana sahip. Helal olsun. İlk girişte gördüğüm Lions Concept'in karavanlarını görmeye geldim. Çünkü tasarım açısından bana, benim gözüme oldukça güzel gözüktü. Bakın bu arka tarafı. Kapı açıldıktan sonra altta büyük bir depolama alanı mevcut. Yine yatak 1.60 olması lazım. 1.60'a 1.80 veya 1.85 civarı olması lazım. İçerisi komple suni deriyle kaplı. Yine tavanlarda iki tane saklama depomuz ve yukarıda bir tane hekimiz mevcut. Şimdi içine girelim, bir bakalım nedir ne değildir. Bu arada yine 2.5 metreye veya 3'e 3.1 tentemiz mevcut. Ön tarafta iki tane dönebilen otomatik koltuk mevcut. Tasarım olarak oldukça karanlık bir ton tercih edilmiş. Yani güzel duruyor mu? Evet güzel duruyor, fakat kapalı havalarda, bugünkü gibi yağmurlu havalarda içeride ışık açmazsanız yani oturulacak bir durum oluşacağını zannetmiyorum. Çok karanlık olur. O yüzden devamlı elektrik ihtiyacımız olacak. Araç Ducato. Standart bildiğimiz Ducato. Hadi gelin bir içine bakalım. İçeriye adım attığımızda bizi ön tarafta geniş bir oturma alanı karşılıyor. Burada 4 kişi rahatlıkla oturup yemek yiyebiliyorsunuz. Yiyebilirsiniz. Bu arada alanı, yemek masasını oldukça geniş tutmuşlar. Bu detay oldukça hoşuma gitti. Standart olarak üst tarafta 2 tane saklama. Karşıda mutfağın üzerinde 2 tane saklama. Yine çift göz, ocak ve küçük bir lavabo bulundurmuşlar. Burada çok güzel düşünmüşler. Köşede mutfağın üzerinde şoktan var. Benimkiyle aynı Dakson. Tuvalet kısmına gelince oldukça ferah. Öncelikle beni oldukça ferah bir ortam karşıladı. Yani onu söylemeliyim. Macaratörlü tuvaleti var. Gayet geniş. Arkada dediğim gibi iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan mevcut. Burada bir tane saklama dolabı. Altta da 90 litre bir buzdolabı mevcut. Gayet güzel bir tasarım. Şimdi Lion Concept'in yanında sunduğu bir araç daha var. Burada da size iki farklı yatak seçeneği sunuyor. Şöyle isterseniz altta, isterseniz üstte yatabiliyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki 4 kişinin rahatça konaklayabileceği bir sistem haline gelmiş. Yine arkada geniş depolama alanı oldukça göz alıyor. Suni deri kullanmışlar. Bir de şimdi bir içeriye girelim bakalım nasıl görünüyor içerisi. İçeriye girmeme gerek kalmadı çünkü çift yatak harici içerisi bir önceki göstermiş olduğum karavanın aynısı. Hatta şöyle göstereyim bakın size. Hem birazcık da kalabalık, o yüzden girmeye gerek yok. Sadece çift yatak detayı var. Onun dışında bir şey yok. Hemen onun yanında da bir tane çift kapılı bir Ducato'muz var burada. İsterseniz bu yandan, isterseniz diğer yandan açabiliyorsunuz. Burada birazcık daha tonları açık renk tutmuşlar. Bu da oldukça güzel. Şu güzel bir detay. Bu sineklik
Özellikle yaz aylarında inanılmaz derecede iş yapıyor. Standart ön ve arka koltuklar yine dönebiliyor. Bu çok güzel bir sistem. Ve üst tarafta hemen şuradan göreceğiniz gibi bir tane açılır kapanır bir televizyon detayı mevcut. Bir bakalım şuradan içine. Diğer karavanlarda olduğu gibi yine aynı, sadece tonlar birazcık daha açık tutulmuş. Onun zamanında aynı zamanda şurada yanda benimki gibi bir masa var. Burada dikkatimi çeken şey, kullanmış olduğu yemek masalarının kesimleri çok güzel, çok sade. Bu oldukça hoşuma gitti. Araç pencerelerinin hepsi dışı açılır, amortisörlü. Bu da çok güzel bir detay. Yani çok ferahlık hissi veriyor açıkçası. Merhaba. Merhabalar. Sevgili Lions Concept. Evet. Takipçilerim böyle bir arabayı satın almaya kalkarsa şu anda ödeyecekleri ücret ne kadar olacak? Bunun bilgisini alabilir miyim sizden? Tabii ki de. Yani bu biraz göreceli bir kavram. Şundan dolayı bahsetmek istiyorum. Hani karavanda fiyatı etkileyen çok sebepler var. Bir, arabanın modeli, evet, kilometresi ve durumu. İki, aracın içinde kullanılmış olan ekipman ve donanım. Bunları üst üste koyabilir. Koyduktan sonra fiyat dediğim gibi 300 bin liraya da bugün bir karavan sahibi olabilirsin. Ben o zaman şöyle bir soru yönelteyim. Ben karavanda yaşayan birisiyim. Evet. Şimdi ben araçlarınızı gezdim. Evet. Çok da başarılı, ellerinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Çok arkadaşlar bu donanımdaki bu aracı almaya kalkarsa şu anda evet, Türk lirası olarak ne kadar ödemek zorunda kalırlar? Hemen şöyle söyleyeyim. Bizim tavsiyemiz bu. Bize araç getirin. Hani siz bir şekilde aracınızı 0 kilometrede olabilir. Ya da 2015'te olabilir. 2012'de olabilir. Bizim için fark etmiyor. Biz aracınızı getirin. Biz aracın karavan dönüşümünü bugün çok TL bir fiyat vermek istemiyoruz. Ortalama. Ancak 160 bin, 170 bin TL civarında iyi bir karavana dönüştürmeyi mümkün bizde. Günümüz şartlarında, bu dolar kurlarında 160-170 bin lira civarına dönüştürebiliyoruz. İyi bir arabayı dönüştürmeye sahibiz. Kullanılmış olduğumuz ekipmanlar, ithal malzemeler, en iyi malzemelerle, en iyi işçilikle araçları karavana dönüştürüyoruz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgi için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi burada da Stock Camper'ın yarı alkovenli bir karavanı var. Daha doğrusu yarı alkovenli, kısa alkovenli demek daha mantıklı olacak. 25 bayağı güzel bir tasarımı var gibi görünüyor. Bir bakalım. Yani yatak alanı oldukça geniş. Yine alt tarafta çok geniş bir depolama alanı var. Burada işte bütün aküler, powerlar, her şey burada. Aynı zamanda yine arka taraftan rahatça ulaşabileceğiniz kasetli tuvalet bölümü mevcut. Kapılar kapalı. Böyle kadifemsi bir kumaşla kaplanmış. Şimdi birazdan bir içeriye girelim. Bir bakalım nasıl içerisi. Bu arada donanım bilgileri de bu şekilde. Emekli abi. 17 seneden beri tarım fuarları gerçekleştiren bir firmamız var. Aracın ilk önce içini göstereyim. Yatak kısmı yine iki kişinin rahatça yatabileceği 1.40'a 1.90 bir yatağı var. Üst taraflarda yine bolca depolama alanı. Mutfak kısmı normal alışkın olduğumuz kapı girişinin yanındansa direkt karşıya konuşlandırılmış ve çok güzel bir mutfak alanı var. Bakın burada yine çift göğüs ve ufak bir lavabosu var. Alışkın olduğumuz tasarımlar değil ama çok güzel bir tasarım. Banyo ve tuvalet kısmı arkadaşlar, burası oldukça geniş, konforlu görünüyor. Beyaz, sade bir tasarım tercih edilmiş. Çok güzel. Burada neyimiz var? Burayı açamadım ama. Burayı bilmiyorum ne olduğunu. Ön tarafta yine dönen iki tane koltuğumuz var. Ve en güzel tarafı, üst kısım depo alanına dönüştürülmüş. Ve burada bir panoramik camımız var. Aynı zamanda sinekliği de mevcut. Açıp kapatabilirsiniz. Çok güzel bir tasarım yapılmış. Yani bu tasarıma açıkçası bayıldım. 4 kişinin de rahatça yemek yiyebileceği oturma alanı ve yemek masası mevcut. Çok güzel bir tasarıma sahip araç. Bunun da boyu 1.85 oluyor yani. O ön taraf yemek yediğimiz yer de aynı zamanda
İki kişilik yatak oluyor arkadaşlar. Orası güzel düşünülmüş. Şimdi böyle bir aracı almaya kalkarsanız ödeyeceğiniz bedel ne kadar diye sordum. Bu arada kalabalık olduğu için kendisine soramadım ama böyle bir aracın maliyeti 650 bin lira. Yani siz düşünüp karar vereceksiniz. Böyle bir araç alıp bu kadar parayı verir miydiniz? Fuara geldiğinizde sadece karavan değil, karavan malzemelerini de satın alabiliyorsunuz. Burada bununla alakalı çeşitli markalar mevcut. Gelip direkt alış yapabiliyorsunuz. Şimdi şuraya doğru bir bakalım. Burada da ne varmış? Burası da Doruk Karavan. Bir Doruk Karavan'ın içine bakalım nasıl olmuş. Burada bir tane Ducato'muz var. Burada bir tane de Ducato'muz var. Her yer Ducato. Şimdi karavanımıza girdiğimiz zaman yine bize iki tane döner koltuk, bir tane çiftli koltuk ve çok büyük bir yemek masası karşılıyor. Hemen karşısında Sinekli ile birlikte bir evye, bir de ikili ocağımız var. Böyle ortadan ilerleyince sağ tarafta zaten standart oluyor artık genelde gördüğüm tasarımlara göre. Bir tane geniş bir duşumuz ve tuvaletimiz var. Ama bu arada bayağı geniş tutmuşlar. Oldukça güzel. Tuvalet bu arada macerator'lu. Ben her ne kadar tavsiye etmesem de genelde kullanıyor insanlar. Burada bir dolap kilidimiz var ve büyük 217'lik bir dolabımız var. Pardon, 164 litrelik bir dolabımız var. Bu arada dikkatimi çeken şey depolama alanları çok fazla. Yani burada işte tabağınızı, çanağınızı, tüpünüzü koyabileceğiniz, burada eşyalarınızı koyabileceğiniz ve arka tarafta da çok güzel kavisli bir tasarıma sahip depolama alanları mevcut. Yatak ölçülerini bilmiyorum, aşağıdan öğrenirim. Ama oldukça geniş, rahat rahat yatabileceğiniz bir yatağa sahip gibi görünüyor. Bir öğrenelim bakalım fiyatını. Merhaba abi. İsim merhaba, neydi? İsmim Seyhan. Seyhan abi, merhabalar. Doruk Karavan'dan. Çok memnun herkese oldum. Merhaba tekrar. Şimdi şöyle karavanınızı gezdim. Gayet güzel, ellerinize sağlık. Teşekkür size ederiz. Sormak istediğim soru şu. Benim takipçilerimden bu karavanı bu özellikleriyle, bu görünümüyle satın almak isterlerse bugünün döviz kurlarında ortalama ne kadar bir ücret ödemeleri ortalama gerekiyor? Ortalama 16.500-17.000 euro civarında bir fiyatımız var. 16.500-17.000 euro. Bu yapım maliyeti mi? Sadece evet, yapım maliyeti. Yapım maliyeti. Araç hariçtir bu. Araç hariçtir. Peki, sadece 17 metreküp araçları mı yapıyorsunuz yoksa diğer araçları da mı yapıyorsunuz? Bu aracımız 15 metreküp, Fiat Ducato. Bütün araçları uyguluyoruz. Bu aracın durumuna göre, istenen şekle göre birazcık fiyat farkı oluşabiliyor. Firmanız hangi ildeydi? Doruk Karavan. Hangi ildeydi? İzmir'deyiz. İzmir'desiniz siz. Evet. Daha çok güzel. İzmir firmasıyız. Tamam, çok teşekkür ederim verdiğiniz memnun bilgi için. Memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar, Doruk Karavan'ın bir başka aracı. Bu tasarımı benim araçtan hatırlayacaksınız. Arkada U oturma grubu var ki benim en sevdiğim detay. Benim de yatak kalktığı zaman biliyorsunuz ki U oturma grubu oluyor. Şimdi burada geniş bir oturma alanı mevcut. Buraya ben size söyleyeyim. 2, 4, 5 kişi rahatlıkla oturabiliyorsunuz. Ürün olarak, ahşap olarak koyu renkler tercih edilmiş. Ceviz ve beyaz renkleri. Şurada güzel bir detay var. Tam oturma alanının yan tarafında böyle oynar, istediğiniz yere döndürebildiğiniz bir televizyon mevcut. Çok da güzel bir tasarım yapmışlar. İki tarafa da amortisörlü açılan camları var. Mutfak tezgahı oldukça geniş. Geniş de bir lavaboya sahip. Yine her zaman olduğu gibi her karavanda iki gözlü bir ocağımız mevcut. Depolama alanları burada üstte 4 tane, arkada 2 tane, ön tarafta 2 tane, yani 8 tane depolama alanı mevcut. Bayağı güzel. Bu o kadar fazla gerekli ki anlatamam size arkadaşlar. Tuvalet ve banyoya geldiğimiz zaman yine içerisi şöyle bir bakalım yanıyor mu, çok güzel. Dokunmatik bir ışığı var. İçerisi yine oldukça güzel duş ve tuvalet alanına sahip. Macerasörlü bir tuvaleti var. Bir de burada muhtemelen Dachshund olması lazım. En giymiş ama benimkinin aynısı bir şofbeni var. Vallahi oldukça geniş, ferah bir alana sahip. Buradaki detay, koltuklar dönüyor. Yine döner koltuklara sahip. Şuraya bir tane arka tarafa minder yapılmış. Üst tarafta yine geniş bir depolama alanı var. Üstte de bir açılır heki var. Burası aynı zamanda, bu masa iniyor. Gördüğüm kadarıyla evet. Burası da komple böyle yatak oluyor arkadaşlar.
Yani tasarımlar zaten çok fazla değişmiyor. Yani genelde birbirinin aynısı oluyor. Buradaki şöyle bir özellik var. Bu arabada çamaşır makinesi var. Şurada LG'nin bir küçük çamaşır, 3,5 kiloluk bir çamaşır makinesi var. Burada bir tane bulaşık makinesi var. Yan tarafta da muhtemelen 90 litre bir buzdolabı var. Vallahi bu araba için oldukça fazla bir detay diyebilirim. Abi bu araba için maşallah buzdolabı, bulaşık makinesi, her çok şey güzel var. Detayları düşünmüşsün. Her şey var tabi, aynen. Onu aslında bir aracı tasarlarken elbette bir üretici olarak bütün ayrıntıları ortaya koymak güzel bir şey, ama müşterilerimizle ortak bir paydada buluşmak en güzeli. Çünkü kullanacak olan yine o kişi. Kesinlikle öyle. Onun isteklerini minimal seviyede değil, maksimum seviyeye getirmek önemli olan. Sonrası bize kalıyor. Kesinlikle. Siz bu aracı kiralıyorsunuz aynı zamanda. Kiralıyor musunuz şöyle, daha doğrusu? Şöyle, aracı biz ürettik. Ancak kiralamayı müşterimiz kendi yapıyor. Ha, kendisi yapıyor. Kendi firması var. Hatta şurada yazıyor. Evet. Maceravan.com arkadaşlar. Buraya da bir göz atarsınız. Böyle bir ihtiyacınız olursa arkadaşlarla iletişime geçersiniz. Abi çok teşekkürler tekrardan verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Şimdi fuar alanı saat 6'da kapanıyor. Saat de şu anda 6. Girişler kapatıldı ama çıkışlar 7'de olacak. Size gösterebildiğim kadar karavan göstermeye çalıştım. Çekme karavanların tamamını es geçtim arkadaşlar. Burada işte örnek veriyorum, fuarda 50 tane marka katıldıysa bunun 40'ı çekme karavan. O yüzden çekme karavanların hepsini geçtim. Benim için önemli olan moto karavan. Onlardan da güzellerini sizlere göstermeye çalıştım. Fiyatları da az çok gördünüz. Eğer bir karavan yapma hayaliniz varsa devir bir kere daha düşünme devri. Ama şöyle de bir gerçek var. Her geçen gün fiyatlar iki katına çıkıyor. Hayırlısı bilmiyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Karavan alanından çıkış yaptım. Evime doğru, yuvama doğru devam ediyorum. Her ne kadar fuara geç girmiş olsam da bence yeteri kadar gezdim ve karavanlar hakkında bilgi sahibi oldum. Özellikle aranızda karavan almayı düşünenler varsa ortalama olarak tasarımları ve fiyat konusunda bu video umarım sizlere yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok büyük bir destek. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.